Evet arkadaşlar, bakın burada iki tane küçük mü küçük güvercin yavruları bulunmakta. Gerçekten çok tatlılar. Ama konumuz mu siz şunların tatlılığına? Bakın ne kadar çirkin. Çirkin seni. Çirkin. Oo, bak bu soğana bakın çok dolmuş çok. Aç ağzına bakayım. Yemek mi istiyor? Bunun biraz uykusu var herhalde arkadaşlar. Bakın çok tatlı. Saça bakın saça. Şundaki saça bakın. Küçük küçük tüyleri var bakın. Ama yeni tüyleri de çıkmak üzere. Şurada. Çıkmak üzere. Tüyleri yakında çıkar. Oo, çok tatlı. Bakın. Bu çok hiperaktif biraz daha. Ondan önce doğmuş herhalde. Biraz daha sonra doğmuş. Şuna da bakalım yine kursağı falan nasıl diye. Evet bununki de epey bir şişmiş. Epey bu bir bu da güzel kursağı dolmuş. Bunlar arkadaşlar cins bir güvercin değil. Siz şimdi cins güvercinleri daha çok seviyor insanlar ama aslında yabani güvercinler de çok tatlı. Çok güzel bir görüntüleri var gerçekten. Bakın yavruları zaten cins ve yabaniler hemen hemen çok fazla birbirlerine benzemekte. Bu yavru güvercinler daha farklı bir ses çıkartırlar. Büyüklere oranla resmen bir civciv sesi gibi bir tiz bir çığlık atarlar. Ama böyle normal farklı insan çığlığına benzemez bu tabii ki de. Daha tatlı bir çığlık atarlar civciv sesi gibi. Hey bize doğru dönsenize yüzünüzü. Çok utangaç arkadaşlar bakın bunlar. Anneleri bunları özel bir güvercin sütü ile besliyor. Evet bunun yemeklerini yiyor anneleri ve kursağında özel bir bölümden bunları sanki bir süt gibi gagası ile kusup ağzına vermekte. Evet biraz iğrendirici gibi ama maalesef ki yaşamak için bu gerekli. Şimdi diyorsunuz aralarında hemen hemen hiçbir fark yok. Birbirlerine benzemiyorlar. Sen nereden biliyorsun bunların birbirinden daha büyük olduğunu? Muhtemelen aralarında bu arada arkadaşlar bir ya da iki gün var. Bakın şu sırtına bakın. Bununki daha siyah. Ama bununki daha böyle o kadar siyah değil. Ve tüyleri çok fazla çıkmamış. Yani bu daha az beslenmiş. Bu daha çok beslenmiş. Tabi bu biraz daha zararlı olacak. Bunun büyümesi biraz daha yavaş ve büyüyünce de daha güçsüz olacak. Ama bu daha güçlü olacak ona kıyasla. Bunun için zaten anneleri bazen profesyonel olan güvercin anneleri hemen üzerinde ilk yumurtayı yaptıklarında hemen üzerine yapmazlar. Diğer yumurtayı yapınca da yatarlar arkadaşlar. Ve bu şekilde ikisi de aynı anda yumurtadan çıkmış olur. Bakın gagaları da siyah. Bunlar büyüyünce de siyah olacaklar. Gerçekten de çok tatlışlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kursağını bu kadar çok şişirmiş. Annesi patlatacak bu yavruları diyorsunuz. Ama tabii ki de o şekilde olmuyor. Anneleri bunlara çok özel bir süt yani bir mama hazırlıyor ve bunu veriyor. Bu onları çok ama çok hızlı büyütüyor. Yani bir ayda resmen bir güvercin kesin bu bir güvercin diyebileceğiniz kadar olur. Mesela şimdi çok fazla bir güvercine benzemiyor olabilir. Ama bir ay sonra muhtemelen çok fazla büyük olacak. Yani böyle yavaş yavaş büyümüyorlar bunlar. Bir anda büyüveriyorlar. Şimdi mesela biraz daha sonra bir hafta sonra bunlar annelerinden daha kilolu olacaklar. Ve sonra bunlar yavaş yavaş kilolarını verip kilolarını tüylere aktaracaklar. Ve daha güzel olacak tüyleri. Şimdiye oranla gerçekten çok güzeller. Kulaklarını da görüyorsunuz. Bakın kuşların kulakları bu şekilde. Tüyleri olmadığından dolayı şimdi gözüküyor orada. Sen neden bu kadar tatlısın bakalım. Hadi bakalım seni salayım ben yavaş yavaş. Annen seni iyice beslesin. Zaten beslemiş besleyeceği kadar ama daha da çok beslemesi gerekmekte. Çünkü kursak ne kadar büyük olursa o kadar iyi arkadaşlar. Bu arada
Hani şöyle bir efsane vardır. Kokuyu duyunca ya da mesela farklı bir yumurta şey yapınca, farklı yumurta değil de kendi yumurtasını mesela tekrardan koyunca bu yumurtayı almaz diye bir efsane vardır. Ama bu o şekilde değil. Anneleri bunları ben 50. tekrardan da besleyecek. Bu arkadaşlar anne üçgüdüsü. Mesela diyelim şunun gibi. Sizin yavrunuzu biri sevse siz o ya, siz mesela sizin çocuğunuzu biri besle, biri yemek verse, onu sevse, siz çocuğunuzu bir tane sevmeyecek misiniz? İşte onun gibi anneleri de bunları tekrardan besleyecek burada. Çok tatlı değiller mi? Bunlar iki küçük güvercin yavrusu. Daha bebekler. Bu biraz daha büyük. Diğerine göre. Bu biraz daha küçücük. Bakar mısın bak elime nasıl şey yapıyor. Yemek istiyor sanki benden. Ben bunları atta koyacağım. Bak 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 nasıl yemek istiyor. Yerim ben seni. Kursan nasıl bakalım. Dolu kursağı çok dolmuş. Oo, yerim ben sana. Ben sana buraya yemek koyayım sen de ye tamam mı? Bu güvercinler böyle yabani desem yabani değil. Annesi muhtemelen Mardin, babası yabani. Karnının şu küçük saça. Uy 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 uy. Bak bu da istiyor galiba. Hı, sen de mi istiyorsun? Çirkin. Çirkin seni. Gagasının ucundaki şu beyazlık yumurtanın içinden çıkmak için işe yarıyor. Burnu dev gibi. Gerçekten de çok tatlı. Şimdi biraz çirkin olabilir ama sonra büyüdükçe daha da güzelleşirler. Bak bak şimdi bak. Maşallah. Maşallah demeye de unutma. Böyle kursağı dev gibi olmuş. Gayet sağlıklı. Kıpır kıpır. Güvercin. Yavrusu o çok tatlı. Yumuşacık. Çok yumuşacık. O. Hadi geç bakalım. Geç 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 yuvanın yanına arınca. Tamam bir şeyin yok. Bildiğin üzerine güvercinler çok fazla yuva için uğraşmazlar. Şu şekilde birkaç tane şu boyutta birkaç dalı şu şekilde koyu veriyorlar hemen. O kadar. Evet, bizim minaredeki şu cıbıldak kardeşler şimdi tüylenmişler bakın. Hatta bize artistlik taslıyor bakın. Nasıl saldıracak bak. Sen böyle nasıl çaldırabileceksin ha? Annesinin öğrenmiş bu tokadı. Tamam. Bak öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş bak. Öyle bir vuruyor ki. Sanırsın canımı acıtıyor ama hiç canımı acıtmıyor şu anda. Bak. Ufacık bir kızartma bile yok. Yavrum benim. Yerim ben seni. Güzellik seni. Sen nasıl bir güzelliksin? Bak kardeşini koruyor ama. Bu çok iyi bir şey işte. Mesela farz edelim. Sansar falan geldi. Yani bundan korkar bu şekilde. Bak bak. Nasıl saldırgan bir şey. Bakın burada da onun kardeşi var. Bakın şurada da kardeşi var. Sen bir iki dakika dur bir. Tamam saldırgan onu şuradan alalım. Şuraya alalım. Tamam. Sen de mi saldırıcı? Sen ondan mı öğrendin her şeyi? Hayır sen yapma tamam mı? Sen melek gibi bir şeysin. Sen çok güzelsin. Sen hep güzel kal. Cik yapıyor. Cik yapıyor bakın. Cik mi diyorsun sen? Ah geç. Hey, yerim ben seni, yerim ben seni, yerim. Ah. Yemek vereyim mi ben sana? Vereyim mi ben sana yemek? Kabardı. İşte bu kabarma genelde korktuklarından oluyor. Hayatında hiç insan görmeyeceği olacak bu oluyor. Yabani çünkü bunlar yabani. Daha gagası değil, tüyleri bile gelişmemiş ya o kadar bakın. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Daha yeni yeni çıkıyor bu saldırıyor. Tabii ama tabii bunlar büyüyünce öyle bir saldırıyorlar ki elinizi kızartır. Gagasıyla ısırırsa ya kanatabilir. Tabii. Ama bu şekilde yavru olunca çok bebiş oluyorlar, çok tatlı oluyorlar. Öpüveresin geliyor böyle.
Kurban olduklarım size. Kardeş eliyle de kavga ediyor. Muhtemelen bir dişi bir erkek diyeceğim ama ikisi de saldırgan. Allah Allah. Bak şimdi dişi olma ihtimali en yüksek şu arkada olan da var. Bu biraz daha erkek gibi. Kardeşinin koruma içgüdüsü çok fazla. Sanki dişisi gibi koruyor onu. Bakın. Bakın nasıl saldırıyor bakın. Ben yılanı tutacağım. Seni mi tutamayacağım? Ay yerim ben seni. Şş, bakın sevdin mi? Nasıl da sakinleşiyor. Sevdiniz mi? Onun seni ısırmayacağını anlıyor. Çünkü artık cici kuş oluyor o zaman. Uy, çok tatlısınız siz. Hadi bakalım ben gideyim artık, tamam mı? Sen de her zamanki gibi kardeşini koru. Görüşürüz. Eyvallah. Şöyle selam ver. Al işte selam veriyor gibi bu şekilde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Merhaba. Çok. Görüşürüz.